ayıramayız. Diskriminant yoluyla bulacağız. Şimdi A sayısı, x karenin katsayısı 1 olur. B sayısı, x'in katsayısı 4 olur. C sayısı da sabitimiz ki o da 1'dir. Gelelim diskriminanta. Diskriminant b kare eksi 4ac oluyordu. Eşittir. B sayımız 4, 4'ün karesi. Eksi 4, a sayısı 1, c sayısı 1. Buradan bizim diskriminantımız 4'ün karesi 16, eksi 4. Buradan da diskriminant eşittir. 16'dan 4 çıkarıyorum, 12. Bir şeyin karesi değil, gerçekten de ayrılmıyormuş. Bu bir şeyin karesi çıksaydı çarpanlarına ayrılacağı anlamına gelirdi. Şimdi birinci kökümüz eşittir. Eksi b, eksi kök, diskriminant bölü 2a. İkinci kökümüz eksi b, artı kök diskriminant bölü 2a olacak. Şimdi birinci kökü bulalım. Eksi 1 eşittir. Şimdi eksi b, b'miz 4. Şurası eksi 4 olacak. Eksi karekök diskriminant, karekök 12. Bölü 2 çarpı a sayımız da 1. Şimdi x1 eşittir. Şurası eksi 4. 12 yerine, kök 12 yerine 2 kök 3 yazabiliriz. Bu 4 çarpı 3 diye yazılır. 4'ü dışarı 2 diye atarız. Yani şöyle yazabiliriz. Bölü 2. Şimdi sadeleştirebiliriz ama önce paranteze alalım. X1 eşittir. 2 parantezini alıyorum yukarıya. Eksi 4'ün ikisini alırsak geriye eksi 2'si kalır. Şunu da ikisini alıyorum. Eksi kök 3 kalıyor. Faydası da 2. Şuradaki 2'ler gider. Bizim x1'imiz, yani birinci kökümüz, eksi 2 eksi kök 3 olur. Köklerden birincisi. Şimdi ikinci kökte şu işaret artıya dönüştürülerek bulunuyor. x2'miz de eksi 2 artı karekök 3 olacak. Bu olur. Bizden istenen çözüm kümesi. Şöyle yazarız. Çözüm kümesi eşittir. Şimdi küçük olanı sola yazacağım. Bu daha küçük. Eksili çünkü eksi de. Eksi 2 eksi kök 3 virgül diğeri eksi 2 artı kök 3. Yani bizim çözüm kümemiz bu olacak.